Sevgili arkadaşlar, merhaba, ben Hacı Soğuk Pınar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle 50 beygir güneş paneli sulama sistemi tasarımı üzerine tartışacağız. Evet, değerli arkadaşlar, videomuz aynı zamanda hem öğrencilerimize hem de YouTube üzerinden tüm dinleyenlere ulaşabilmektedir. Evet, süreci kurulum ticari mantıkla süreci işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle tam ekran haline getirdim. teknopınar.com adresinden de kurulumla ilgili bilgiler alabilirsiniz bu arada. Şimdi değerli arkadaşlar, artık biliyoruz. Yani bir sistemin miktarına, güç olarak miktarına karar vermek için öncelikle bir soru sormamız gerekiyor. Bu soruda ne kadar suya ihtiyacın var ve kuyu derinliği ne kadar şeklinde. Tüm parametreyi aslında belirleyen bu soru arkadaşlar. Çünkü suyun ton miktarı ve derinlik miktarı motorun, dalgıcın gücünü belirliyor. Daha sonra kurulum sürecini konuşuyoruz. Ancak kurulan bütün sistem ne için? Su için, su miktarı için. Dolayısıyla önce bunu belirlememiz gerekiyor. Mesela bir müşterimiz olduğunu hayal edelim. 300 metre kot var. Kot şöyle düşün. Kuyu 100 metre. Kuyudan sonra da 200 metre tarla yüksekliği olabilir. Kuyu direkt 300 metre olabilir. Ya da 200 metre kuyu, 100 metre tarla yüksekliği olabilir. Dolayısıyla toplam derinliğimiz dikey olarak 300 metre verilmiş. Ve saatte 30 ton suya ihtiyacımız var. 30 ton bölüm saat arkadaşlar. Bununla ilgili yine analiz yapacağız. Öncelikle kataloglarımıza bakacağız arkadaşlar. Burada biz yine hazırladığımız kataloglardan Alarko marka, evet, dalgıç pompa kataloğundan faydalanacağız arkadaşlar. Eğer su yüzeysel olsaydı o zaman da Impo markasının kataloğuna bakıyorduk değerli arkadaşlar. Evet, 300 metre için öncelikle bakıyorum. Yaklaşık 307 metre var. Burada yaklaşık 18 ton ama biz 30 ton su istiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 300 metre kot, 30 ton su. Baktığımız zaman bakın burada Alarko 6 inç serisinde ideal koşullarda saatte 30 ton su veren bir pompa bu arkadaşlar. 39 kademe Alarko 6, 50 beygir, 37 kahvalık seri değerli arkadaşlar. Evet, 307 metrede bu 30 ton veriyorsa 241'de de 36 veriyormuş. Yaklaşık biz burada 30 ton suyu alabiliriz. Evet, şimdi serimizi not ediyoruz arkadaşlar. ALK 60-30 serisi ve 39 kademe pompamız, dalgıcımız seçtik. Evet, müşterimizin isteğine bağlı olarak bunu belirledik arkadaşlar. Buradaki derinlikler daha düşük olduğu için bu katalogların hepsini geçiyorum arkadaşlar. Ve kabloya geldik. Yaklaşık 50 beygirlik bir 50 HP'lik bir sistem tasarımı üzerine konuşuyoruz. Bu da yaklaşık 37 kW ediyor. Arkadaşlar 50 beygir ve 290 metrede arkadaşlar 3x35'lik kablo, evet, 3x35'lik kablodan arkadaşlar ne kadar ihtiyacımız var aslında? 360 metre için, pardon, 50, 290'da 300, tam bakalım, 290 metre için 3x35 demiş arkadaşlar. Diğer için de, burada sınırdayız aslında, bu değeri de kullanabiliriz çünkü çift kablo da indireceğimiz için. Bu değeri alabiliriz. 3x35 milim 290 metre. Yani biz tabi burada 300 metreydi. Yaklaşık 10 metre dışarıda olsa 310 metre kullanacağız değerli arkadaşlar. Evet, bunu belirledik. 30 ton su istiyoruz. Saatte arkadaşlar, saatte 30 ton su ediyorsa bu 6'ya böldüğümüz zaman 10 dakikada 5 ton su ediyor. 10 dakikada 5 ton su vermek için de yaklaşık 2,5-3'lük bir boru, yani 75'lik ya da 90'lık çelik boruyu düşünebiliriz. 90'lık olduğunu, 90'lık çelik boruyu indiriyoruz arkadaşlar ya da seçiyoruz. Bununla ilgili burada bir de
25 beygir üzeri konfigürasyonlarda kablo sayısının aynı ebattan 2 adet olduğunu biliyoruz. Tekrar bunu hatırlattık. Yani biz aslında yaklaşık 620-630 metre kablo kullanacağız. Oldukça miktarı fazla. Bunun da tabii ki bir maliyeti olacak değerli arkadaşlar. Evet, 90'lık 3 inçlik 3 inçlik ya da 90'lık çelik boruyu burada belirledik. Bundan sonra arkadaşlar şimdi dalgıç tamam, kademesi tamam, kablo tamam, boru tamam. En son neyi belirliyoruz artık? Panel seçimine geçiyoruz. Arkadaşlar 150 adet 400 watt. Bakın bu da 60 kava ediyor yaklaşık. Pardon. Evet, 150 adet 400 watt ya da 140 adet 450 watt panel sistemi düşüyoruz. 4x15 60 kavalık bir sistem kuracağız. Burası normalde 37 kavalık bir sistem. Yani arkadaşlar %50'den fazla, daha fazla elektrik sağlayarak sabah akşam saatlerinde de yüksek performansta su çekmemize sağlayacak. Evet, burada arkadaşlar tekrar söylüyorum. Hücre kalitesi aynı, üretim kalitesi aynı olduğu sürece bu ikisi arasında bir yanılgıya düşmeyelim. Hücre aynıysa ikisinin de verimi aynı olacak. Hatta arkadaşlar half cut sisteminin mantığını şöyle bir hayal edelim. Half cut nedir? Büyük panelleri, 450 watt, 550 watt panelleri aslında ortadan ikiye bölüyor. Ve alt ve üst kısımdaki hücreleri birbirinden bağımsız çalışmasını sağlıyor. Biz aslında küçük panelle bunu yapmış oluyoruz. Dolayısıyla aynı kalitede küçük panellerin daha verim miktarının daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, 50 beygir tarımsal sulama sistemi için arkadaşlar yaklaşık 60 beygirlik bir solar sürücü kullanıyoruz. Sonra arkadaşlar galvanizli çeliği seçiyoruz. Burada 5 sehpamız olacak. Eğer konumlandırma için tarlanın durumu uygunsa hepsini yan yana koyup doğu batı çizgisinde bir çizgi halinde dizebiliriz. Arka arkaya koyarsak yaklaşık 4 metrelik boşluklar düşünmek durumundayız. Bu tamamen konum, bize gösterilen yerin koşullarına göre konfigürasyon belirlemek zorundayız. Çünkü çiftçilerimiz genelde ağaçları büyüdükten sonra kesmeye kıymıyorlar. Dolayısıyla bulduğun boşluklara da mecbur tasarım yapmak durumunda kalıyorsunuz. Evet, galvanizli çeliğimiz 6 sehpamız var. Pardon, 5 sehpamız var demiştik. 50 beygir dalgıç pompa, dalgıç motor ve pompa, biliyorsunuz bu iki parçadan oluşuyor. Altında motor, üstünde pompa oluyor. 90'lık 3 inçlik de boru, çelik boru tasarıma ekliyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki kısımda artık fiyatlandırma ve kurulum sürecine geçiyoruz. Burada da yine en birinci panel sistemi olmasını istiyoruz. Çünkü bu büyük bir yatırım. Yani 1 milyonun şu anda TL olarak çok üstünde bir fiyat olacak. Yaklaşık evet, o civarda olacak. Dolayısıyla burada kesinlikle kaliteden taviz vermiyoruz. Kurulum kalitesi, işçilik kalitesi, malzeme kalitesi, bunların hepsinin eş güdümlü gitmesi gerekiyor. Ve devamında da bunun bakım ve servis hizmetinin sürekliliği önem arz ediyor. Evet, burada bir half cut panelimiz, bir sürücümüz görünüyor. Arkadaşlar burada 10 tane, yaklaşık 10 tane seri kullanacağız. Yani 15 çarpı 10 tane seri kullanacağız. Burada 15 tane evet, 10 tane seri kullanacağız. 10 tane DC sigortaya ihtiyacımız olacak burada. Her 15'li string dediğimiz gruptan gelen yaklaşık 800 voltluk DC bu DC sigortadan geçerek sürücüye girecek ve böylece sistem tamamlanacak. Montajlamada arkadaşlar hem orta, bunlar orta klempslerimiz, yan klempslerimiz, konnektör, MC4 konnektörlerimiz, bunlarla kullanarak montajlamayı yapacağız. Hedefimiz 25 senelik kurulum. Dolayısıyla şu üçü arasındaki kaliteyi mutlaka dikkat ediyoruz. Arkadaşlar panelimiz en kaliteli, sürücümüz en kaliteli artı 50 beygirlik bir sisteme 60 beygirlik bir sürücü takarak
Gün boyu sürücünün %60 verimle ısınmadan çalışmasını sağlıyoruz. Galvanizli içerik bu üçü önemli. Bundan sonraki önemli kısım arkadaşlar kurulum yani işçilik. Onu da en teknolojik torklama sistemleriyle, malzemelerle, vidalamalarla yapacağız arkadaşlar. Kesinlikle burada demir profili almayacağız, kabul etmeyeceğiz. Çelik, galvanizli, paslanmaz çelik sistemini tercih edeceğiz değerli arkadaşlar. Evet, burada tabi biz bir tanesini inceledik bunlardan. Bir tane 300 metre kot var ve 30 ton su istiyor. Şimdi bir sonraki konfigürasyon için yine B müşterimiz. Aslında aynı güç değeri için bir planlama, burada tasarım yaptım. 180 metrede 50 ton su istiyor. Bakalım 180 metrede 50 ton, 50 tonlar nerede? Burada var arkadaşlar. 180 metrede, evet bakın Alarko 60-46 KPS 23 kademe 6 inç olan ve ideal koşullarda verimde 46 ton su veren bir makinamız var. Burada bunu kullandığımız zaman ya da aslında biz şunu kullanarak daha da rahat edebiliriz. Çünkü bu 190 aslında bir altına 24 kademeyi kullanarak biz 180 metreydi. 190 metrede 48 ton su veriyorsa bu 50 tonu burada görecektir arkadaşlar. Dolayısıyla 24 kademeyi tercih ediyoruz. Buna göre kablolamayı 180 metreye göre belirleyeceğiz. Bakalım kablolaması nasıl olacak bunun. Yine 50 beygir 37 kava 180 metre şurası arkadaşlar 3 çarpı 25 çiftli kabloyu seçiyoruz. Yaklaşık 520 metre kabloya ihtiyacımız bulunmakta. Burada yine 3 inç 90'lık seçebileceğimiz gibi 4 inç çelik boru da kullanabiliriz değerli arkadaşlar. Evet şimdi bir sonraki konfigürasyona bakıyoruz. 150 metre kot 60 ton su istiyor. 60 ton önce 60 tonu bulalım. Arkadaşlar 150 metre 60 ton. 60 ton evet. Bakın burada 156 olan var. 156 metrede 60 ton veren konfigürasyonumuz bulunmakta. Alarko 6 inç serisi. İdeal koşullarda 60 ton su veriyor ki tam verimli çalıştığı zaman 20 kademe arkadaşlar bunu seçiyoruz. 150 metreydi. 150 metre için 4 inç boru seçiyorum arkadaşlar. Çelik boru seçiyorum. Burada ne yapacağız şimdi bakalım. 50 beygir 32 kava 150 metre yaklaşık burada da yine 2x25 şeklinde kablolamayı seçmek durumundayız. Evet bir sonrakine 130 metre kot 70 ton su istiyor. 130'a 70 ton. Bakalım evet 130 metre 133 metrede 72 ton veren konfigürasyon var. Burada müşterimizi daha çok sevindiriyoruz. 7 inç serisi arkadaşlar. İdeal koşullarda bu 77 ton su veriyormuş. Zaten 10 kademeli bir sistem ve bunu seçiyoruz arkadaşlar. 110 metrede 100 ton su veren istiyoruz. 100 tonu bulalım önce. Evet 110 metrede 100 ton var mı? Evet 110 metrede 100 ton. Evet 110 metrede 96 ton veren var arkadaşlar. Evet 110 metrede yaklaşık burada tam yüzü göremeyecek ama yaklaşık 100 ton su alacak 7 inç serisinde ve ideal koşullarda bu da 95 ton su verebiliyor arkadaşlar. 110 metre olduğu için burada kablo konfigürasyonu değişecek. 50-130 metre 3x16 çiftli kablo dalgıç kablosu kullanacağız. Burada da değerli arkadaşlar. Evet 80 metrede 120 ton su istiyorum diyor. Bakalım 120 ton su nerede var? Burada var 80 metrede. 79 metrede 120 ton su veren bir konfigürasyon var. 50 beygir. Alarko 8 inç serisi arkadaşlar. Bu ideal koşullarda 110 ton su verebiliyor. Yaklaşık dediğimiz gibi 80 metrede bu şekilde bir konfigürasyon. Bunun kablo ölçeklendirmesine bakarsak 80 metre 50 beygir. Evet 3x10'luk 2 kablo kullanmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet
Bu dersimizi de burada tamamlıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.